Hep de gülmüş. Ama bana ne? Ne yaparsa yapsın. Gülüyormuş. He? Gül. Gülersen gül. Bence %99 Ömer. Her türlü iddiasına da varım. İyi hadi 200 TL. Ulan o %1'lik ihtimal canımı sıkıyor. Sıkar tabii sıkar. Çünkü %1 değil %1500 Kerem. Bence 1 milyon Kerem abi. Bence tam Ömer'lik hareket bu. Sen bir gecede Ömer'i nasıl tanıdın acaba? Anne sen ne diyorsun? Bu akşam için teşekkür ediyor Ömer. Hah Ömer bak bak ne dedim ben size? Ver 200 kağıdımı. Saçmalama iddiaya mı girdik be? Lan Allah kahretsin be. Düşünceli çocuk. Öyle. Benim gözüme girdi vallahi bu çocuk. Öyle görücü usulü evlenmek bana göre değil zaten. Ben öyle sinirimden gelsinler dedim. Kerem'i sinirlendirmek için, Kerem'e olan sinirimden. Yani buralara varacağını hiç düşünemedim. Anlıyorum. Ama üzüldün sen. Ayşe. Ben anlıyorum ki bu hikaye senin ve Kerem'in hikayesiymiş. Ben de işte kendi hikayemin kahramanı, kendi yolumun yolcusuyum. Öncesi de var tabii. Ben aslında ara sıra senden haber alıyordum, eşten, dosttan. Niyeyse hiç sana haber etmek aklıma gelmedi. Sonra senin evlendiğini duydum. O zaman dedim ki bak Ömer, korkarak yaşarsan olacak bu. Kabullenmiştim de ben. Ama ben senin boşandığını duydum. O yüzden geldim. Ben Kerem'e sinirlendim. Kerem'e sinirimden böyle yaptım. Kimseyi de düşünmedin. Evet, düşünmedim. Tamam. Yapacak bir şey yok. Sen Kerem'e aşıksın. O bana aşık. Kerem bana aşık. Vay canına. Durum gerçekten ciddi. Ve ben bu hikayeyi iyice karıştırıyorum anlaşılan. Yani galiba öyle oldu, karıştı iyice. Yani sen Kerem'i kızdırmak için beni kullandın demek, ha? Yani tam öyle demesek, Ömer, ben sana bu işi baştan anlatayım. Bir krizin tam ortasındayız Samet, farkında mısın? Farkındayım da Hülya'm. Yani ben biraz tedirginim. Yanlışsın Samet. Sen o büyük resmi göremiyorsun Samet. Bak bana bak. Ailemizi gör. Aile olmanın yarattığı avantajı fark et diyorum. Ben pek konuyu şey yapamadım yani. Samet bak bu Kerem'in çıkardığı kriz bizim için fırsat olacak. Düşün, düşün sen hiç böyle bekar bir ülke lideri gördün mü? Yok görmedim. Göremezsin zaten. Aile her şeydir. Aile yeri gelir sıcak bir yuva, yeri gelir itibar verir insana. Hülya'cığım ben pek böyle bir bağdaştıramam. Biraz daha açıklarsan bana yani. Samet'ciğim diyorum ki o bekar Kerem bizim karşımızda duramaz. Yani sen, ben, kızımız o şirketin tahtına biz hep beraber çıkacağız. Birlikteliğimiz sayesinde çıkacağız. Bekar Kerem için de güneşli günler artık son buluyor. Deme, öyle deme. Ben kardeşime çok üzülüyorum ya. Ay üzülme Samet, üzülme. Yani elden ne gelir Samet'ciğim? Sonuçta babacığımız da aynı şeyi düşünüyor. Bak Musim babam belki orada oy veremedi ama o da atölyenin kapanmasını istemiyor. Neden sence? Neden? Düşün Samet, düşün. Düşün.
düşün. Seni üzen taraf benim. Bir de karşıda geçtim, ağlıyorum. Sen beni teselli ediyorsun. Olacak iş mi ya? Ayşe, olan oldu artık. Üzülme. Gül biraz. Tamam, geçti yani. Vallahi sana nasıl teşekkür etsem, daha ne kadar teşekkür etsem bilmiyorum. Sen de bana o kadar iyi davranıyorsun ki. Kendimi hem iyi hissediyorum, hem garip hissediyorum. Böyle bir tuhaf oldu her şey. Aslında bana nasıl teşekkür edeceğini biliyorum. Yani ama yapmasan sorun değil. Hayır, olur mu öyle şey? Söyle. Ayşe, annem çok üzülür benim. Yani ben bu hikayeden çekilirim, çekilmesine de. Ya biz şey mi yapsak? Hani hemen söylemesek, birkaç gün, birkaç hafta belki. Sonra birbirimize uygun değilmişiz deriz. Ha? Sahte söz kesme mi diyorsun? Evet, niye güldün? İşte böyle yalanları ben biliyorum biraz da sonradan insanın ayağına dolanıyor. Ayşe bak, ben kendimden çok ailemi düşünüyorum. Yani zor bir duruma düşecekler, mahalle, eş dost, çevre. Zaten kısa bir süre sonra biz anlaşamayıp ayrılmış olacağız. Hem bu sürede de en kötü iyi bir arkadaş kazanmış olursun. Öyle değil anne, hayır öyle değil. Kerem beni seviyor. Şu an kendi de inkar etse Kerem beni seviyor. Ben bunu kanıtlayacağım. Kerem kapıma gelecek, bana yalvaracak. Beni tekrar elde etmek için neler yapacak bak. Hepiniz göreceksiniz. Göreceksiniz. Ne dersin? Anlaştık. Anlaştık, sahte sözdüm. Sağ ol. Bir şey diyeceğim. Sen bayağı farklı görünüyorsun. İstemede çok mülayimdin de ondan dedim. Öyle miydim? Öyleydin tabii. Aa.